Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yine değerli hocamız Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte bakalım bu sabah itibariyle ekonomide durumlar nasıl olacak? Hocam dün görüşmemizde Merkez Bankası'nın açıklamasına özellikle dikkat çekmiştiniz. O açıklama geldi. Yayından önce konuştuk. Herhalde artık biraz doların ve faizin ateşini söndürdü bu açıklama. Ne dersiniz? Evet, şimdi biliyorsun Dolmabahçe'de ekonomi zirvesi yapılmıştı. Evet. O zirve sonrasında aslında planlanan bir açıklama yoktu. Fakat dünkü yayında da ben şunu vurgulamaya çalıştım. Hani belki bugün Erdem Başlı'dan bir açıklama gelir. Çünkü bir gün önce ekonomi zirvesi yapılıyor ve genel olarak bir gerginlik var piyasada. Dolar sürekli yukarı baskı yapıyor, yukarı ataklar yapıyor ve aynı zamanda da 1.97'yi birkaç kere test ediyor. Bu tehlikeliydi. Yani bir anda 2 liraya falan gidecek olsa ki gidebilirdi. Böyle bir durumda tamamıyla psikolojisi değişiyordu işin. O anlamda adım atılması gerekiyordu ve cumartesi, pazar günü yapılan ekonomi zirvesi de çok yerinde bir zirveydi bence. Orada benim tahminim, Sayın Başbakan'a bu konuda çok ayrıntılı bilgi verildi. Ve özellikle hani bu faiz lobisi sözleri vesaire, şu son gezi olayları sırasındaki ortaya çıkan bir ciddi dezenformasyon bu şeyde de çıktı. Yani ekonomi konularında, finans konularında da çıktı. Yani öyle bir hale getirildi ki zannedersiniz sadece muazzam bir provokasyon finansal piyasalarda önceden planlanmış gibi şey yaptı. Ama biz baktığımız zaman 2001 krizinde ne olmuşsa, 94 krizinde ne olmuşsa, 2008 krizinde ne olmuşsa benzer hareket biçimleri gördük ve o kadar büyük bir şiddette de olmadı. Ben dün tabii böyle bir planlı açıklama yoktu. Yani ben sadece Sayın Erdem Bahçeli'nin bir fırsatla bir yerde konuşurken bu konuda bir şey söyleyeceğini düşündüm. Ama bu yayından ayrıldım. Ofise gittiğimde açıklama gelmişti Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası açıklamada aynen şöyle diyor ve yazılı bir açıklama yaptı Sayın Erdem Başçı. Küresel düzeyde para ve maliye politikalarına ilişkin belirsizlikler ve bunların yol açtığı oynaklık yakın dönemde artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu gelişmenin ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı bozmasına izin vermeyecektir. Evet. Bu doğrultuda diyor, faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adım 23 Temmuz 2013 tarihli kurul toplantısının gündemine alınacaktır. Yani para politikası kurulu var ki o kurulda işte faiz koridorunu genişleteceği gündeme alınacak, tartışılacak, ne kadar genişletileceği ortaya çıkacak. Ve diyor ki ayrıca açıklamada Merkez Bankası'nca ihracatçılarımıza Türk Exim Bank aracılığıyla sağlanmakta olan reeskont kredilerinin limiti 2 katına çıkarılacaktır. Bu yolla ihracatımıza daha fazla destek sağlanırken aynı zamanda net rezerv biriktirme hızımız arttırılmış olacaktır diyor. Yani onu da döviz rezervleri azalıyor diye spekülasyon yapmanıza gerek yok. Biz reeskont kredileri limitini 2 katına çıkarttığımızda bu durumda hem ihracata destek sağlamış olacağız hem de elimizdeki döviz artacak diyor. Şimdi bu açıklamalar tabii dün 3 tane açıklama vardı. Yani 3 tane veri açıklandı. Bir tanesi Haziran ayı bütçe gerçekleşmeleriydi. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek açıkladı. İkincisi TÜİK'ten gelen istihdam raporu ve işsizlik ne durumda onu gördük. Bir de beklenmeyen tabii ki Başkan Erdem Bahçı'dan yazılı basın açıklaması. Tabii bu 3 tane haberin içerisinde en önemlisi Sayın Erdem Bahçı'nın açıklamasıydı. Hemen biz tabii piyasalara döndük, piyasalara baktık. Açıklama geldiği anda piyasalarda neler olduğuna bakacak olursak anında dolarda çok sert bir gerileme gördük. Yani yaklaşık açıklama geldiği anda dolar yaklaşık 1.945 seviyelerindeydi. Anında 1.930 seviyelerine kadar geriledi. Ve dün oraya düştükten sonra tekrar hafif yukarı eğim yaptı ama bu sabah itibariyle yine 1.930-32 seviyelerinde bulunuyor. Benim tahminim
Para politikası kurul toplantısı bitene kadar düşer. Yalnız bu arada şöyle şeyler olacak, onu da söyleyeyim. Yani bizim anlamadığımız bir şekilde, piyasanın hani bilmediği bir şekilde bazı şeyler olacak. Bir anda hani borsa artarken faizlerde, dövizde çok hızlı gerileme görebiliriz. O da bu tür toplantılar öncesinde genellikle hep fiskos çalışır. Ve fiskos işinde genellikle piyasayı yönlendirmek isteyenler şunu söyleyebilirler. Merkez Bankası 2 puan indirim yapacak. Daha doğrusu 2 puan faizde arttırım yapacakmış. Veya sadece 25 bas puan yapacakmış. Pek bir arttırım beklenmiyor. Göstermelik bir arttırım olacakmış. Ya da beklenenin daha üzerinde bir arttırım olacak. Yani bu şekilde bir şey yapabilirler. Yani spekülasyon olabilir. O yüzden toplantıya kadar olan süreçte piyasaların davranış biçimi bizim açımızdan çok önemli. Yani doların, borsanın ve faizin davranış biçimi bizim açımızdan çok çok önemli. Çünkü burada yanılgıya da düşebilir yatırımcı. Yani yatırımcı yanıltabilecek şeyler de olabilir. Yani toplantı öncesinde hiçbir doğru dürüst bir faiz artırımı olmayacak. Dolayısıyla piyasa bunu beğenmeyecek, sat şeklinde haberler de gelebilir. O yüzden Merkez Bankası'nda aslında böyle konuşmak yerine, yani ölçülü bir indirim diyor Merkez Bankası. Ölçülü bir ayarlama diyor. Bu ölçülü ayarlama özellikle ne kadar ölçülü bilmiyoruz. 3 tane faiz var. Merkez Bankası'nı ilgilendiren faiz seviyesi var. 3 tane faiz seviyesinden bir tanesi koridorun üst seviyesi. Koridorun üst seviyesi şu an 6,5. Merkez Bankası diyor ki kim gelirse gelsin benden para isterse %6,5 faizle para vereceğim diyor. Yani ne kadar isterse vermek zorunda koridorun üst seviyesinde. Yani %6,5'la kim ne kadar para isterse vermek zorunda şu aşamada. Bankalarda gidiyor, piyasa faizi %8,5-9 olduğu için bankalarda gidiyor böyle şey yapıyor, parayı alıyor, kullanıyordu. Dolayısıyla üst koridorda ben artış bekliyorum. Ve üst koridordaki artışın da minimum 1 puan olmasını bekliyorum. 1 ila 1,5 puan olmasını. Yani 6,5'tan 7,5'a çıkmasını. Yani 7,5'a çıkarsa bu oldukça anlamlı bir şey olur. Bir orta çizgi var. Yani koridorun üstü var, ortası var ve altı var. Orta çizgi politika faizi. Burada Merkez Bankası 4,5 olarak belirlemiş. Diyor ki ben belirleyeceğim tutarlarda diyor, ihale yaparım. 4,5'tan para veririm. Ama bunun miktarını bazen 6 milyar lira veririm. Bazen 100 milyon lira bile vermem. Bazen de vermem para. Yani orta faiz politika faizi ama aslında gerçek anlamda politika faizi değil. Yani Merkez Bankası isterse para veriyor o faizden, isterse vermiyor. Dolayısıyla o faizi pek fazla ciddiye almıyoruz. Yani piyasa açısından. Diğer tarafta bir de alt seviye var. Faiz koridorunun alt seviyesi. Bu alt seviyede %4 faiz. Bu da şu demek. Eğer Erkan Akkuş parasını götürür Merkez Bankası'na yatırmak isterse sana garanti veriyor. %4'ten alacağım diyor. Hani burada tabii Erkan Akkuş diyorum ama hani piyasa yapıcı banka olman gerekiyor. %4'ten senden parayı alacağım diyor. Şimdi bu faiz yükseldiğinde mesela 7'ye geldiğinde, 8'e geldiğinde ne olur? Ki zamanında 6,5 7 idi geçen sene. Yabancılar diyor ki zaten hiç kimseye parayı satamasam bile Merkez Bankası %7 faiz veriyor bana, %6 faiz veriyor. Dolayısıyla ben Türkiye'ye gideyim yatırım yapayım diyor. O zaman döviz akmaya başlıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yabancı parayı da çekmek ve garanti bir faiz vermek anlamında alt seviyede önemli. Ama çok fazla bu zamana kadar etkili olmadı, onu da belirtelim. Bu 3 tane faizden hangisiyle oynayacak? Benim tahminim koridorun üst seviyesiyle ciddi anlamda oynayacak. Politika faizinde belki göstermelik bir artış olabilir. Ne bileyim 4,5'tan 4,75'e veya 5'e çekebilir. Ki normal şartlar altında 4,5'tan en az 5,5-6'ya çekmesi lazım. Piyasada evet ben dövizi ciddi anlamda volatilite yaratarak ekonomide belirsizliği arttırmasına izin vermeyeceğim diyecekse eğer normalde faizi daha yükseğe çekmesi lazım. Alt seviyede de %4 doğrusu onu fazla arttırmayabilirler veya orada hareket olmayabilir. Ama bu
rezerv opsiyon mekanizması dediğimiz bir mekanizma vardı. Yani bankalar ellerinde tuttukları TL mevduatlarının karşılığını döviz, altın ve döviz olarak yatırıyordu Merkez Bankası'na. O normalde içeriye dolar yağarken, döviz gelirken o politika tutuyor. Yani o politika bayağı etkili oluyor ama döviz kaçarken o politikanın hiçbir anlamı kalmıyor. Onu da çok net bir şekilde gördük. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Bu toplantı çok önemli. Yani 23'ünde yapılacak toplantı çok çok önemli. Piyasaların ondan sonraki yönünü de belirleyecek. Yani Merkez Bankası ne kadar şahin. Çünkü şu an Merkez Bankası'nın artık şeyi de konuşuluyor piyasada. Bağımsızlığı da konuşuluyor. Yani Merkez Bankası acaba niye gereklerini, para politikasının gereklerini daha etkin ve daha çabuk bir şekilde, ne bileyim işte sözel müdahale dediğimiz şekilde yapmıyor. Veya faiz artırma konusunda geçen sene çok şahin olan Merkez Bankası 2012'ye girerken şimdi niçin bu konuda çok fazla tereddüt yaşıyor gibi bağımsızlığına ilişkin de tabii endişeler vardı. Ama bu aşamadan sonra uygulanacak para politikası tabii ki şey olacak. Yani bizim açımızdan işin rengi nasıl gidiyor daha net göreceğiz. Şu aşamada genel olarak faiz, dün yapılan Merkez Bankası açıklamaları ve ne beklememiz gerektiği konusunda söyleyeceklerim bunlar Erkan. Bu arada dün diğer biliyorsun Maliye Bakanlığı bütçe verileri açıklandı. Oldukça başarılı bir tablo gördük. Haziran ayı bütçesi. TÜİK'te de işsizlik beklentilerden biraz daha yüksek geldi. İşsizlik oranı. Ve şeye baktığımızda işsizlik oranı %9'muş 2012'de. 2013'te şu an %9.3. Ve tarım dışındaki işsizlik oranı %11.5. Geçen sene %11'miş. 11.1'miş. 11.5'muş. Genç nüfusta da işsizlik oranı %16.7'ymiş, %17.5. Bu da oldukça yüksek bir oran. Yani bunların hepsini dün aslında Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyük bir başarı olarak sundu. Ama şöyle ki iş gücüne katılma oranı yüksek olduğu için hani şu kadar kişiye iş yaratmışız ama işsizlik oranımız %9.3. Şimdi Amerika %7.6, adamlar kriz geçiriyor. Biz 9.3, bu sanki düşükmüş gibi sunuluyor ama asla düşük değil. Genç nüfusta işsizlik oranı %17.5, bu da oldukça yüksek bir oran. Yani genç nüfus şu an %17.5 işsiz. Yani adam üniversiteyi bitiriyor ve iş bakmaya gittiğinde. Tarım dışı, şimdi 9.3 işsizlik diyoruz ama şeye baktığımızda tarım dışı işsizlik oranı 11.5. Yani tarımı katmazsak diğer tarafta işsizlik oranı %11.5. Bunlar çok rakamların yüksek. Yanıltması söz konusu tabii. Yani az gibi görünüyor ama. Yani şöyle derseniz biz iktidara geldiğimizden bu yana 5 milyon şey bulduk. Yani 5 milyon kişiye iş yarattık. Evet doğru. Ama o sırada istihdam piyasasına 10 milyon kişi girdi. Evet. Yani 5 milyona da bulamadık oluyor o zaman. Peki. Evet. Kısa bir reklam arası yapalım hocam. Az sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Tekrar birlikteyiz paranın rotasında. Hocam bugünkü verileri evet. İsterseniz izleyicilerimizle bir paylaşalım. Bir iki soru var hem de onun dışından onları soralım. Şu an bugün itibariyle şeye baktığımızda yani dış piyasalara baktığımızda genel olarak olumlu bir hava var. Dün bizim borsada da olumlu bir hava vardı. Amerika vadeli endeksleri de olumlu. Dün akşam Amerika'da da yukarı yönlü bir hareket vardı. Yani piyasalarda şeyden sonra Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin konuşmasından sonra esen bir sert fırtınaydı. O fırtına dinmiş gözüküyor. Yarın yine şey var. Bernanke'nin konuşması var. Bir de Perşembe günü var. Çarşamba akşamı da şey açıklanacak. Son toplantının tutanakları açıklanacak. Tabii bu tutanakların açıklanması artı Bernanke'nin konuşması önemli olacak. Piyasalar bunu dikkatle izleyecektir. Hani burada piyasalarda çok sert dalgalar yarattığı için belki Bernanke, Amerika Merkez Bankası Başkanı biraz daha rahat konuşabilir.
Şu an piyasalara baktığımızda genel olarak Amerika'da da faizler hafif hafif geri gelmeye başladı. Bizim borsa yükseliyor. Eğer grafiği bir ekrana verebilirsek, özellikle borsa endeksini bir aktarmak istiyorum. Şu an biraz görüntü şey olabilir. Bir miktar bulanık gelebilir ama... Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Veremiyoruz sanırım yine. Evet. Görüntüyü. Neyse, şöyle söyleyelim. 2 gündür talihsizlik. Evet, şu yani. An bizim şu çizmiş olduğumuz yer, yani 70 bin seviyesiydi. Bu 70 bin seviyesini 2 defa yokladı. Ondan sonra da bir yükselişe başladı borsa endeksi. Ve dünkü yükseliş çok sertti. Özellikle haftaya başlarken... Cuma günü itibariyle 74 bine yakın kapatmıştık. Yani şu seviyelerde kapatmıştık. Ve bu seviyelerden itibaren yukarı yönlü hareket dün tekrar aynı şekilde başladı. 74 binin üzerinde açıldı ve 76 bin seviyesinden kapandı. Dolayısıyla endekste bu yukarı hareket nereye kadar devam edebilir diye baktığımızda güzel bir şey oldu en azından. Yukarıdan gelen bir trend vardı. Yani 93 binden gelen bir aşağı yönlü trend vardı. Birinci trend bu trend. Şimdi bu trende çarpacağız. 77.800 civarı. Bir de aynı yerden alabileceğimiz daha kısa vadeli bir trend. Bu da bu trendde yukarı kırılmış oldu. Dolayısıyla endeksin gelebileceği 77.200 civarı. Ve bunun üzerinde de yaklaşık 78 bin seviyesinde bir direnç bölgesi var. Tahmin ediyorum bu seviyelere geldikten sonra bir miktar duraksama yapacaktır. Ama önümüzdeki 2-3 ay vadede endeksin tekrar şu şekilde bir göstereyim. Yukarı yönlü bir trend oluşturmasını bekliyorum. Özellikle de şöyle bir trend diyebiliriz. Yani şöyle bir kanal diyebiliriz. Bu kanal tabii ki... hani kesin olarak çizmek mümkün değil ama şöyle ben çizmeye çalışacağım. Şöyle bir kanal oluşabilir ve bu kanalda da yani şu şekilde yavaş yavaş 80 bine doğru gittiğini görebiliriz şu kanal içerisinde. Burada hissesi olanlar beklemede kalmalı. Yani yatırımcılar, borsada yatırım yapanlar asla şu an yükseldik geri hızla düşer mi korkusuyla satma konusunda endişeli çok fazla olmamalılar. İyi bir alım geldi. Ve bu alım en azından şu an 77 bine kadar taşıyacak gibi gözüküyor endeksi. Ve en önemli dirençse 80 binde. Yani 80 bini aşana kadar biz bu cendereden çıkamayacağız. Yani 80 bin seviyesi oldukça güçlü bir direnç seviyesi. Yani şuradan eğer şey yapacak olursak, şunu da çizecek olursak, asıl en güçlü direnç bölgesi 80 bin bölgesi. Dolayısıyla şu aşamada teknik olarak da biz burada 2 tane dip gördük aşağıda borsa endeksinde. Bu 2 tane dip seviye özellikle 78 bin kırılırsa yukarı, yani özür diliyorum 77 bin seviyesi yukarı geçildiği anda, 78 bine geldiği anda böyle bir durumda yaklaşık olarak bir 85 bine kadar önümüzdeki 2 ayda gitme olasılığı var. Son 1-2 ay içerisinde bu aralıklarda dolaşan endeks önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 78 bini geçtiği andan itibaren 85 bine kadar yukarı gidebilir. Peki. Soruları almaya başlayalım. Evet. Çok az vaktimiz kaldı. Levent Bey, gerçi epey bir soru gelmiş. Levent Bey ile başlayalım. Dövizin artması ithalatı pahalılaştırıp yurt içinde üretimi artırmaz mıydı diyor hocam. İsterseniz bunu geçelim. Sonra yine Ahmet Bey, hocam pariteye bir yorum yapabilir misiniz? Kritik seviyeler nereleri, hangi seviyeler kritik diyor. İsterseniz bir ona cevap verin. Şimdi dövizin artmasını ilk önce o Levent Bey'in sorusuna kısaca cevap vereyim. Dövizin artması ithalatı pahalaştırır, yurt içinde üretimi arttırabilir. Ama şöyle bir şey var. Dalgalı kurdayız. Daha önce de kurlar işte 1.90'a geldi, 1.75'e geldi vesaire. Oraya geldiğinde geri düşmeyeceğini bilsen üretime girersin. Şu gong sesini duyduk. Borsa açıldı şu an. İstersen hemen bir olur. Borsaya bakalım. Kaç endeksle açıldı? Ve şu an 5 dakikalık grafiklerde
Dünkü kapanış seviyesi 76.227 idi. Hemen hemen aynı yerlerden açıldı. Şu an şu kırmızı çubuk bize şeyi gösteriyor. Şu an endeksin bir miktar geri çekilerek güne başladığını gösteriyor. Bu da iyi haber. Yani biraz geri çekilerek güne başlaması iyi haber. Seans içi destek şu an 75.000 seviyesinde. Bu seviyeye kadar bir düşüş beklemiyorum ama özellikle 75.500'e doğru bir geri çekilme olursa buralarda destek bulup tekrar yukarı döneceğini düşünüyorum. Yani genel ana trend bugün çok fazla değişmez diye düşünüyorum. Evet, bunu bu şekilde vurguladıktan sonra hani borsanın ilk açılış rakamını da verdikten sonra şunu söyleyebilirim. İthalatı tabii pahalı hale geliyor, döviz kuru yükseliyor ama şu an bizim ihraç ettiğimiz malların da ürünlerin de çok büyük bir kısmı ithalat zaten. Yani ithal ediyoruz, monte ediyoruz, gönderiyoruz, ihraç ediyoruz. O anlamda kalıcı bir şekilde eğer kurun yukarıda kalacağını bilseniz üretime girersiniz. Bir de diğer ülkeler devalüasyon yaparsa ne olacak? Siz üretime geçtiğinizde diğer ülkelerin parası değer kaybederse. O anlamda bu konu artık hani sadece kura dayalı olarak bir sanayi kurmak tehlikeli olabiliyor. Çünkü kur düşmeye başladığında bu sefer üretici ciddi anlamda zarar ediyor ve geçmişte olduğu gibi gitmek zorunda kalıyor. Evet, diğer soru şeydi zannedersem Euro-Dolar paritesini sormuştu. Pariteyi hemen açıyorum ve grafiği de verelim pariteyle ilgili olarak. Burada günlük olarak baktığımızda Euro-Dolar paritesinde şöyle bir durum var. Daha önce 1.27-1.28 seviyelerine gelmişti. En son Bernanke'nin açıklamalarıyla birlikte Euro-Dolar paritesi tekrar yukarı gitti 1.30 seviyelerine. Ve günlük grafikte görüldüğü üzere şu bölgede çok güçlü bir direnç oluşmuş durumda. Yani 1.32-13 seviyesinde. Şu an burada eğer tahmin ediyorum izleyicimiz FX piyasalarında trade yapmak istiyor. Ve burada bir sıkışma var. Şu sıkışma iki yönde kırılabilir. Yani bu bir flama yapmış durumda burada. Eğer tekrar 1.31'in üzerine çıkarsa 1.32'yi de geçebilir. Ama bu flama başarısız olursa yani 1.29.90'ın altına gerileme olursa orada short pozisyon açılabilir. Ama benim beklentim şu an Euro Dolar paritesinin yaklaşık olarak 1.29.90 ile 1.31.20 aralığında hareket etmesidir. Yani şu iki aralıkta hareket edecektir. Ve bu aralığında 1.29.90 veya 1.30 seviyelerine yaklaştıkça long pozisyon açılıp ne bileyim 1.30.90 veya 1.31 seviyesinde pozisyon kapatılabilir. Şu an yön belirtmiyor. Yani hızlı bir sürekli bir düşüş, arkasından çok sert bir çıkış. Normal şartlarda burada bir miktar geri çekilme beklerim. Yukarı hareketin devam edebilmesi için güç toplaması lazım. Ama şu aşamada görebildiğim kadarıyla bir miktar sıkışma yaşayacak Euro-Dolar paritesi. Büyük bir ihtimalle de bu sıkışma Bernanke'nin konuşmalarıyla bir anda değişecektir. Peki. Başka bir soruya geçelim hocam. Endekste 60 günlük ortalama 100 günlük ortalamayı aşağıya kesiyor diyor. Orta vadede bu ne anlama geliyor diyor Ahmet Bey. Şimdi o tamamıyla teknik bir terim. Hani 60 günlüğün 100 günlüğü aşağı kesmesi durumunda düşüş devam edecek demektir bu. Yani düşüş devam edecektir demektir demeyeyim. Yani öyle yorumlanabilir ama 60 günlükte 100 günlüğün hani şeyi yok. Tamam bakabilirsin. Tam keserken tekrar yukarı kesebilir. Yani aşağı kesiyor gibi yaparken yukarı da kesebilir. Hani bu tip şeylere çok fazla anlam atfetmemek gerekiyor. Peki 1880 TL olur mu dolar hocam diyor Kemal Bey, Kemal Öztürk. Buradan yani şu anki noktadan dolar alayım mı diye soruyor. 1880 TL olacak diyorlar, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Beklemeli miyim diyor yoksa alayım mı diyor. Yani 1880 TL olacak diyorlar, şu seviyeden alayım mı yoksa 1880'i bekleyeyim mi diyor anladığım kadarıyla. Valla şimdi Merkez Bankası burada şey yapacak, toplantı yapacak. Toplantıda ne kadar bir faiz artırımı çıkacağını bilmiyorum. Ama şöyle olursa sadece 50 bas puan bir artırım yaparsa, yarım puan yani. Böyle bir durumda piyasalar açısından bu çok yetersiz bulunur. Ve o zaman dolarda yeni ataklar görürüz. Yani dolar yeniden 1.96, 1.97'ye doğru gider.
Şimdi 1.88'e düşer mi? Eğer şey olursa, Merkez Bankası çok açık bir şekilde elini gösterir ve hayır izin vermeyeceğim, kurlarda bu kadar manipülasyona veya yukarı harekete izin vermeyeceğimi net bir şekilde elini açıp gösterirse, özellikle o zaman ancak etkili olabilecektir. Bugünkü yazımda da ben onu vurguladım. Yani yapılacak miktar çok önemli. Göstermelik bir şey yapılacak olursa eğer faizleri arttırma konusunda tekrar kurlar yukarı gider. O zaman Kemal Öztürk'ün sorusuna cevabım şu. Yani ne yapılacak, yani Merkez Bankası ne yapacak konusunda fikri varsa ona göre hareket edebilir. Yani ben Merkez Bankası'nın göstermelik bir artış yapacağına inanıyorum derse, o zaman bence doları şimdi alsın. Ama Merkez Bankası hayır buna mücadele edeceğim kararlılığını gösterecektir'e inanıyorsa, o zaman 1.88'i beklemesi lazım. Dolayısıyla buradaki hareketler, hani dolar ne olur sorusunun cevabına en Merkez büyük Bankası faktör yani. Şu an Merkez Bankası'nın kararı olacak. Dolayısıyla o kararı bilemiyoruz. Ama ölçülü bir faiz ayarlaması diyor. Yani ölçülü bir faiz artırımı. Yani şimdi ölçülüden ne anlarsın sen? Senin anladığın ölçülüyle benim anladığım ölçülü aynı olmayabilir. Merkez Bankası'nın anladığı ölçülüyle piyasanın anladığı ölçülü, daha önce böyle bir söylemi yoktu. Hani desek ki geçen bir toplantıda da işte ölçülü demişti, ondan sonra şu kadar yaptı. E şimdi benzer bir şey olacak diyebiliriz. O konuda bilgim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Ama bana diyorsa ki 1-2 ay içerisinde ne olur? Evet, 1-2 ay içerisinde ben 1.88'i görme olasılığımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani 1-2 ay içerisinde doların... Bu doları bir 2 seviyesine getirmeyecekler mi hocam? Öyle mi görünüyor? Yani bu psikolojik sınır demiştiniz. Evet. Gerçekten de öyle hani... Şimdi Merkez Bankası için tehlike o zaten. Yani 2'ye gelir. Ama eninde sonunda gelecek. Hayır, 2'ye gelir. Ha, belki gelecek ama 3 yıl sonra gelsin veya 1 yıl sonra... Bu aralar olmayacağı kesin. Hani ona da kesin diye. Merkez Bankası KKK'da 25 bas puan arttırım yapar, çok göstermelik bir şey yaparsa anında 98-99 2'ye de gidebilir. Yani yabancılar şu an, tamam mı, böyle bekliyorlar Merkez Bankası ne yapacak diye. Adamlar ciddi para kazanıyor bu işlerde. Evet. Yani bu piyasalarda da ciddi anlamda manipülasyon oluyor yani. Adamlar bakıyorlar, ha diyor ben köşeye sıkıştırdım, sadece döviz satmak zorunda kalıyor. Faizi de arttıramıyor diyorlar. Faizi de arttıramayacağına göre ben bu oyundan kazanırım diyor. Bu nedenle de şey diyorum, yani Merkez Bankası'nın bu kararını görmeden hiçbir şey söyleyemeyiz ama 1-2 ay içerisinde ben normale dönecek işler ve tekrar doların biz 1.88'lere kadar gerilediğini göreceğimizi düşünüyorum. Anladım. Yine bir teknik terim var ama yine de soralım hocam. Biz, bize de bunu açıklarsınız. 2 yıl yatırım için destek alınabilir mi diyor. Evet, o bir hisse. Evet. Şöyle söyleyeyim, hani burada şimdi hisse bazında yorum yapmayalım. Daha önce ben bu konuda internet üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Bütün insanların sorularını orada cevaplıyorum webinarlarda. Yani o canlı yayına yaklaşık 1000 kişi katılabiliyor aynı anda. Oradan cevaplayalım diyorsunuz. Evet, yani oraya webinar yaptığımızda orada sorulduğu zaman bakarız. Hani şirketin mali verilerini açıyorum vesaire. Bildiğim de bir şirket aslında. Genel olarak güvenilir. Kârını dağıtan bir şirket. Yaptığı işte şey, onu da anladı. Yani onu herkes biliyor. Bütün bu printerların tonerleri, kağıt, kırtasiye gibi çok ünlü printer markalarının, ünlü şeylerin daha Türkiye'deki dağıtıcısı, distribütörü durumunda. Şu an tabii fiyatını falan görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Anladım. Hocam vaktimiz doluyor. Sorular bitti. Geliyor. Burada yalnız bir soru daha var benim dikkatimi çeken. Erkan, istersen onu da cevaplayayım. Olur. Ergun Karaağaç sormuş. Merkez Bankası Başkanı faiz arttırılacağı düşüncesini açıklayacağına, faiz arttırımını açıklasaydı piyasalarda netlik sağlayıp küçük yatırımcı spekülatörlerin oyununa bırakmamış olurdu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Yorum ve kısa bir cevap istiyor herhalde. Evet. Yok, şöyle. Bunu yapamaz. Çünkü politika olmaktan çıkar. O zaman tek kişinin kararı olur. Yani para politikası kurulunu beklemesi lazım. Ama para politikası kurulunu daha erken toplarsa da bu sefer panik bir halde toplandılar görünümü oluşurdu. Yani çok korktular, panik oldular vesaire görüntüsü oluşurdu. Bu tür zamanlarda önemli olan şey Merkez Bankası Başkanı'nın ne yapılacağı konusunda daha eli açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde konuşmasıdır. Nitekim dün de onu yaptılar ve en azından bu toplantıda faiz arttırımı olacağı sinyalini verdiler.
Fakat bu bu artırımın ne kadar olacağı konusunda pek fazla bir bilgi yok. Ya ölçülü dediler. Anladım. Ne kadar vaktimiz var arkadaşlar? Evet. Peki, bu arada ben özellikle şeye bugün çok ilginç altın sorusu yoktu. Altın... Evet, bugün altın sorusu gelmedi. Ben hatta bir şey yapayım dedim. Dünkü altın sorularından bir sorsam da altını biraz açsak dedim. Orada görüyorum bir altın aslında sorusu. Aslında birkaç soru daha var. Orada şey yapılmış ama yani ben şöyle söyleyeyim. Özellikle izleyicilerimiz sağ olsunlar. Bu sorularını gönderiyorlar ve bu sorular gerçekten mesela az önceki soru çok önemliydi. Merkez Bankası niye toplantı hani niye faizi arttırmıyor da bekletiyor insanları şeklinde. Mesela bu çok önemli. Birçok insan bu soruyu soruyordur kafasında. Hani niye netlik sağlamıyor şeklinde. O daha kötü bir karar olur. Yani aniden çünkü paniğe kapılmış bir halde faiz arttırmaya çalışıyorsun görüntüsü olurdu. Şu an yapılan daha normal. Şimdi altına baktığımızda altında grafiği verebilirsek arkadaşlar 1320 dolar civarında bir özellikle direnç vardı. Ve altın geldi 1200-1300 dolara dayandı. Yani daha önce hatırlarsanız 1160 dolarlara kadar düşmüştü. Ve bu seviyeden itibaren 1300 dolarlara dayandı. Ve bu 1300 dolar seviyesinde beklemede. Büyük bir ihtimalle altın bu Bernanke konuştuktan sonra yeni bir atak yapabilir ve 1320'lere doğru yükselebilir. Bu durumda altının TL fiyatı da, şimdi TL grafiğini getiriyorum. TL fiyatı dün itibariyle tekrar 79 lira civarındaydı. Dolardaki gerileme nedeniyle böyle oldu. Şu an 79-80 lira civarında bulunuyor. Eğer 82-84 aralığına gelirse bir miktar altında satış yapıp daha sonra yeniden daha ucuza almak için beklemekte fayda var. Şu aşamada genel bir toparlayacak olursak bu altın, dolar, parite ve şeyi ben yatırımcılara şunu öneriyorum. Bankada parası olan, bankada mevduat olan yatırımcılara evet grafiği alabiliriz. Bankada mevduat olan yatırımcılar şu an mevduatlarını zamanı gelmişse çözülüyorsa bence şey yapsınlar. Bankanın tahvil ve bono fonlarından alsınlar. Yani mevduatın en az 2 puanı üzerinde bir getiri sağlayacaklarını düşünüyorum. Şimdi bankalar mevduat oranlarını da arttırmışlar ama bir de bankaların şey fonları vardır. Özel sektör tahvillerini bulundurdukları içinde fonlar vardır. Bizim yatırım danışmanlığı birimi ekibi tabii bu risksiz, düşük risk, orta risk portföy önerilerinde bunları kullanıyor. Ve diyor ki mesela işte özel sektör tahvil bonosu var. Şu an özel sektör tahvili aldığınızda bu bir sürü özel şirket var Türkiye'de tahvil çıkartan. Onları aldığınızda onlar %9'un üzerinde bir getiri sağlıyor şu an. 9-9,5 oranında bir getiri sağlıyor. Dolayısıyla bu aralarda bu yükselen faizlerden fayda sağlamak isteyenler daha yüksek bir getiri mevduata göre sağlamak için tahvil bonofonu ve içerisinde özel sektör tahvili olan tahvil bono fonlarından alırlarsa önümüzdeki 1-2 ayda çok iyi bir getiri sağlayabilirler. Peki. Yani hatta %4-5'e yakın bir getiri sağlayabilirler. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını aktardık. Doktor Yaşar Erdinç'ten tavsiyelerini de aldık. Az sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Paranın rotası sona erdi. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.